Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuraklık haritasına göre ilkbahar aylarını kapsayan Mart-Mayıs döneminde yurdun birçok bölgesinde çeşitli derecelerde kuraklık görüldü. Ege bölgesinde Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar ve çevrelerinde değişen şiddetlerle meteorolojik kuraklık etkisini hissettirdi. Akdeniz bölgesinde Mersin, Silifke ve çevreleri hariç diğer kesimlerde hafif düzeyde kuraklık belirlendi. Bu dönemde Türkiye'nin tahıl ambarı olarak anılan Konya'da kuraklığın boyutu çok şiddetli olarak kayıtlara geçti. İç Anadolu bölgesinde Konya ile birlikte Eskişehir, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve çevreleri hariç diğer kesimlerde kuraklık etkili olurken Niğde çevresinde olağanüstü kuraklık gözlendi. Karadeniz bölgesinde de Karabük, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve çevrelerinde hafif ve orta kuraklık etkisini gösterdi. Doğu Anadolu bölgesinde söz konusu dönemde Erzurum, Iğdır ve çevreleri hariç diğer kesimlerde etkili olan kuraklık Kars çevresinde şiddetli oldu. Kuraklık bu dönemde Güneydoğu Anadolu bölgesinin tamamında görüldü. Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde çok şiddetli kuraklık kaydedildi. Kuraklık özellikle tarım alanlarında etkisini hissettirdi. Bu nedenle çiftçilere yönelik destek kararları uygulamaya konuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan kuraklıktan etkilenen çiftçilere yönelik destek paketine göre kuraklık sigortasında Tarsim devlet desteği gelecek yıla özel %70'e, hasar ödeme oranı %80'e çıkarılacak. Kuraklıktan etkilenen buğday, arpa, yulaf, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerine verim kayıplarına göre dekara 100 liraya kadar doğrudan ödeme yapılacak. Mazot, gübre, sertifikalı tohum kullanım desteğiyle toplamda dekara 151 liraya kadar destek ödemesi gerçekleştirilecek.